Herkese tekrardan merhaba. Bugün sizinle TikTok'ta meşhur olmuş. Ben TikTok kullanmadığım için bilmiyorum ama internette yazılana göre TikTok'ta meşhur olmuş. Ve tabii ki dünyaya Güney Kore'den yayılmış bir kahveyi yapmayı deneyeceğiz. Dalgona kahvesi, bir diğer adıyla TikTok kahvesi. Bunun için gerekli malzemeler çok basitmiş. O yüzden ben hemen yapayım dedim. Bu esnada bir video daha çekmiş olurum. Bir adet granül kahve, birazcık toz şeker, su, bir de süt. Bunu sonra kullanacağız. Sıcak su mu soğuk su mu gerekiyor bilmiyorum. Su sudur. O yüzden fark etmez benim için. Şimdi yapacağımız işlem, kahvemizden 2 kaşık alıyoruz. Sanırım tatlı kaşığı alıyoruz. Çok az kahvem kalmış ve bu işe harcadığıma gerçekten inanamıyorum şu anda. Bana biraz şeker oranı fazla geldi. Gezene güzel. Şimdi onları karıştıracağız. Mo konuşmuyor. İki kaşık şeker. Niye her kavanozun içinden bir kaşık çıkıyor? Şekere bakmam lazım. Çok fazla koymak istemiyorum. Çok zor. Cezene bırak. Bunu nasıl yapıyorsun? Sen anlamıyorum. Su mu yoksa iki çorba kaşığı su mu? Buna bakmadım. Şimdi yani iki tatlı kaşığı koyalım oran olarak herhalde mantıken. Bir, iki. Şimdi bunları o gördüğümüz videolardaki böyle garip sıvımsı katımsı kıvama gelene kadar karıştıracakmışız. Bunu karıştırıp o hale getirmek ne kadar sürer bilemiyorum. Umarım çok uzun sürmez. Cezene güzel farkıyla dalgana kahvesi evinize geldi. Ben bunu karantina bitene kadar karıştırdım zaten. Anca yapmış olurum diye düşünüyorum. Sizin karantinanız inşallah iyi geçiyordur. Sıkılmıyorsunuz ileride. YouTuber'lar genelde bu tarz şeylerde ne konuşuyorlar? Konuşacak ne bulabiliyorlar? Boş boş kameraya bakarak ne anlatabilirim mesela size? Benim aklıma anlatacak pek bir şey gelmiyor. Sorry. Bu karıştırma işi biraz sıkıntı galiba, o yüzden bu kadar meşhur. Bunu yapmak her baba yiğidin harcı değil çünkü. Bu arada Cezene biraz seni severim. Seviyorum yani, komik gülüyorum. Acaba bunu bir ten mikserle yapsak daha mı mantıklı olurdu? Ama o zaman bir anlamı kalmaz ki, herkes böyle çırpıcı yapıyormuş. Kolum çok ağrıdı. Bugün diğer videoma göre biraz daha saçımı başımı düzelttim. Arkadaşlarım ve canım anam. O saçları ne öyle yağdırdılar çünkü. Yüzyıl sonra bu kahve asla o hale gelmeyecek galiba. Takribi kaç dakika karıştırmamız gerekiyor bunu?
Keşke o detayları da baksaydım ama kimse net bir şey yazmamış okulağımı alana kadar. Demişler. Bu asla sütün üstünde o şekilde durmayacakmış gibi bir his var ama sanki biraz katılaştı gibi de. Zaten TikTok başka böyle bu kadar saçma başka ne olabilirdi? TikTok'tan gelen bir şey. Sessiz olun, bu kahveyi yaparken mutlaka bir tel, yani şey, el mikseri kullanın. Böyle olacak gibi değil çünkü. Şimdi ben biraz kolumu dinlendirmek için şöyle bir şey yapacağım. Sütü bardağa doldurup içine de buz atacağım. Buzla da yapabilirmiş. Ne kadar koymam gerekiyor acaba? Bu ne ya? Bu biraz az oldu. Biraz daha süt ekleyeceğim şimdi. Buz atsak yeterince yukarıya doğru gelmeye başlar diye düşünüyorum. Tamam. Şimdi burada biraz soğuya biz bunu çıkmaya devam edelim. Aa, aslında bu bekledikçe sanki daha çok oluyormuş gibi. Acaba çıkmadan sadece beklesek mi? Görebiliyorsunuz umarım. Şöyle bir bir hafta şu kolumu kullanabileceğime inanmıyorum. Tamam ya, yeter artık. Oldu yani bence. Biraz bekletince köpük gibi oluyor zaten. Bunun tadı bir şeye benziyor ama. Şöyle bir kıvam oldu. Ha, şey çıkmayınca daha çok köpüklüymüş gibi oluyor. Ben bunun üstüne biraz da tarçın atmayı düşünüyorum. Bir okuduğum yerde tarçın atabilirsin diyordu. Bence mantıklı olabilir. Şimdi bakalım.
Bakalım nasıl olacak. Güzel görünüyor aslında. Umarım dibe dalmaz. Wow. Sanırım biraz daha çırpılmak istiyormuş bu. Anlamsız ekşi bir tadı var. Ekşi değil de yani kahveyi çok atmış olabilirim. Şöyle biraz tarçın serpersek bence o acımsı tadını alabiliriz. Evet, böyle oldu. Bence güzel, benim bu kadardan da umudum yoktu. Biraz sütü fazla koyduğumu düşünüyorum. O yüzden çok iyi şey, o kahveli şey üstte kalmadı, biraz daha aşağı koyayım. Ama güzel, ben bunu içmeye kıyamam aslında. Çünkü 15 dakikadır çırpıyorum. Çok güzel bir şeymiş. Çok güzel ama çok şekerli. Bence bir kaşık şeker koysanız da olur. Evet, bugün de TikTok kahvesi, dalgona kahvesi nasıl adlandırırsanız onu yaptık. Başka videolarda da inşallah başka ilginç şeyler bulurum ve size video çekerim. Böyle işte, bugünkü videom bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.